Biz bu görüntüler aday. burada kalsın. takibimizde e, bilgilerle beraber ara ara durumu, son durumu size iletiriz. Bölgeden de tabii aktaracak olan basın mensupları olacak. Buyurun. Di diyeceğim şuydu. iki aday konusunda e, Ekrem İmamoğlu konusunda hocaya e, hak verebilirim ve daha doğrusu Yani olabilirim. aday olmayabilir, gösterilmeyebilir. Evet, gösterilmeyebilir. Çünkü Kemal Bey geçmişte gördük ki genel başkan olma ihtimali olanları bile tasfiye ediyor. Yani hem de hiç gözünün yaşına bakmadan algı yönetimleriyle tasfiye ediyor. Bu Muharrem İnce'de yaşandı. Ondan önce Sarıgül'de yaşanmıştı. Gerçi Sarıgül geri dönüş yaptı vesaire. Ama Hı -hı. bu benzer kişilerle yaşandı. Mansur Yavaş'ı böyle bir ihtimali pek yok. Çünkü MHP kökenli olduğu için CHP genel başkanı olamayacağı için Kemal Bey için birisinin genel başkan olma ihtimali yoksa o kişi tehlikeli değildir. Onu yol verebilir. O Yo, çok daha düşük bir ihtimal. Ha. Tabii tabii. Bir de paşam ısrarla soruyor ya proje midir değil midir. Ama orada bir başka ismin dillendirilmesi de yavaşla yani... mı mesaj Hasan Bey'in dediği gibi? Efendim hani olabilir. çok bilmiyorum. da garanti Ben sadece gibi. rezerv koyarak olabilir dedim. Olabilirliğimi söyledim. Paşamın e, proje dediği konuda bir şey söyleyeceğim çok kısa. Ankara'ya döneceksiniz biliyorum. Şimdi neden proje değil paşam biliyor musunuz komutanım? Bence tabii. Şimdi mesele şu. Ee, birincisini söyledim. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin politikaları ile ilgili, Orta Doğu yaklaşımları ya da Afrika politikaları ile ilgili filan tek hedefleri Cumhurbaşkanının seçim kaybetmesi, gitmesi. Yerine kim gelirse gelsin. Dolayısıyla sürekli Cumhurbaşkanının seçim kazanmasına sebep olacak bir lider. Ha hani diyeceksiniz ki peki niye bu kadar ısrar ediyor? Söyleyeyim. Ben asıl mesleğim ben tarihçiyim. Yani o yönüm pek öne çıkmaz ama bana sorarsanız ben asıl tarihçiyim. Daha sonra kamuoyu araştırmacısıyım ya da siyasi bir danışmanım. Dolayısıyla ben tarihte çok tetkik ettim liderleri. Benim gördüğüm şudur, şimdi benzetmek gibi olmasın, benzetme olarak da algılamayın. Ama tarihte gözlediğim şu var, e, kifayetsiz, başarısız ve beceriksiz liderler, bulundukları yerlere müthiş ısrarla yapışıyorlar. Hiç bırakmıyorlar. Onları oradan söküp atmak mümkün olmuyor. Yani ben 3000-4000 yıllık milattan öncesinde katın tarihte gözlediğim bu. Mesela başarılı liderler çok kolay bırakabiliyor. Çünkü biliyor ki tekrar çağrılacak, tekrar sen gel diyecekler. Aman ne olur bırakma diyecekler filan. Ama eğer bir tarihte gözlediğim kadarıyla Başarısız ve yetersiz yani bir takım tesadüflerle bir kral olmuş ya da bir göreve gelmiş kişiler o orayı mümkün değil bırakmıyorlar. Çok zor bırakıyorlar. Dolayısıyla benim burada gözlediğim şu. Bir cümle ilave edebilir miyim? Estağfurullah zaten siz şimdi söyle Siz tamamlayın gidelim, Ama gidelim İsmail Bey. Ama dediğim şu proje değil tamamen bırakamıyor. Yani bir daha çünkü bıraktığı ...onu oraya bir Allah'ın kulu bile ne olur geri gel diye çağırmaz. Çünkü aman be kurtulduk derler. Dolayısıyla o yüzden bırakmıyor. Peki buyurun İsmail Bey. Şöyle bir şey olabilir mi? Yani e, onun temsil ettiği bir çevre var. O çevrenin baskısı olabilir mi? Ha, o da vardır biraz olabilir. Yani, açıkça ya. söylemiyorum bunu yanlış bir şey olmasın. Ya anlıyorum olabilir ama o yani, da olabilir. E, ama, Ama en o çevre çevresinden var ya artık... oraya kilitlendi. Ama o çevre aklı başında bir çevre olarak düşünülüyor. Akıllı en yakın Akıllı çevresinden insanlar. de artık bırakmalı, gitmeli mesajlarını duyuyoruz o açıklamalarda. Bence de. Hangi yakın o Bence de o, yani? o çevre ayrılan eski çevre. Valla yine de komutanın dediği olabilir. Çevre, farklı çevreler var. Ama ben evet farklı çevreler var. Kemal Bey evet. destekleyen. Kimi kastettiğini e, yani yönetime gelmiş Yönetimde duran, e, kendi adamlarını belli yerlere sokmuş etmiş e, böyle bir iddialı çevre var. Onlar İl da zorluyordur Komutan o Elbette. Atatürkçü eski, onların dışında. Tabii tabii. Evet evet. Zorluyorlardır çünkü Kemal Bey gittiği an onlar da o gücünü kaybedecek. Evet. Peki İsmet Bey e, size de şunu sorayım o halde. Eğer bir mücadele söz konusuysa, öyle diyelim, e, acaba... Mansur Yavaş CHP'deki mücadele tarafını seçti mi? Kılıçdaroğlu tarafında mı, İmamoğlu tarafında mı? Şimdi bakın daha önce de söylemeye çalıştım. Kemal Bey şu anda gördüğümüz kadarıyla önde gözüküyor. Yani kurultayda tek aday olarak da çıkabilir. Yani tek aday gösterilebilir. İkinci bir aday olmayabilir. Olsa bile izlediğim kadarıyla güçlü bir aday çıkmayacak karşısına. Bu da şunu beraberinde getiriyor. Yani herkes yani güce doğru bir yöneliş olur siyasi partilerde. Çünkü bu yönetim aynı zamanda belediye başkanı adaylarını da belirleyecek. Yani CHP'de en çok tartışılan konu zaten ne? Şu, yani bu seçim sistemi öyle bir şey ki aslında bütün partiler için de geçerli. Parti merkezleri belediye başkanı adaylarını belirliyor belediye başkanı adayları da kurultay delegelerini belirliyor, il örgütlerini belirliyor. Belediye imkanlarını e bugün Abdülkadir Selvi de yazısında ki, şu notu düşmüş. Part... Bence önemli. Onu da bir dillendireyim İsmet Bey. Diyor ki hafta sonu İstanbul'un 10 ilçesinde CHP'nin kongresi vardı. E tabi İstanbul önemli. Niye? Çünkü Ekrem İmamoğlu'nun en iddialı olduğu şehir. E? İmamoğlu 10 ilçeden ancak ikisinde kazandı. Arnavutköy ve Esenleri kastediyorum. Esenler'deki durum biraz karışık ama 8 ilçede Kılıçdaroğlu'nun desteklediği isimler ipi göğüsledi. Yani 10 ilçenin 8'ini genel merkez yanlıları kazandı diyor. Buyurun. Önde tabii. Ya. Yani zaten biz hep bunu evet, evet. ben haftalardır CNN'deki yayınlarda da söylüyorum. Ve şu anda İmamoğlu'nun vazgeçme nedeni şeyden kaynaklanmıyor. İmamoğlu çok kararlı ve niyetliydi. Ama Şimdi siz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanısınız ve İstanbul'da kazanamazsınız. Türkiye'de hiçbir iddianız olmaz. Bu nedenle İstanbul Belediye Başkanı Büyükşehir Belediye Başkanlığına karar kılması bu olaylardan kaynaklanıyor gördüğümüz kadarıyla. Yani şu anda Kemal Bey e, kurulta için en azından bu kurulta için durumunu rahatlattığı için rahatlatması nedeniyle belediye başkanları falan mesela önümüzdeki günlerde şöyle bir ee, görüntüyle ortaya çıkacaklardır. Ee, Sayın Genel Başkanım İstanbul'da mesela belediye başkanı gidecek e, diyelim ki 50 kurultay delegesi var. 50'si de emrinizdedir. Tarzında yani geçmişte kongrelerden yaşadığımız tecrübelere dayanarak söylüyorum bunu. Bu şekilde e, karşısına çıkacaktır. Bu da ne demektir? Bu da beni tekrar aday gösterin demektir. Zaten Sayın Kılıçdaroğlu'nun e, mevcut adaylarla yola devam edeceğiz açıklaması ta işin başında. Yani siz kongreleri alın, kurultay delegelerini seçin, ben sizi, siz, siz beni, ben sizi demeye geliyor. Yani bazı partililer de buna saadet zinciri diye e, bir e, sıfat e, bulmuşlar, bir, böyle bir değerlendirme yapıyorlar. Şimdi e, CHP'nin benim gördüğüm kadarıyla hesabı şu önümüzdeki süreçte özellikle büyük şehirlerde e, halkın tercihini aday çok fazla etkilemiyor. Yani e, daha çok genel politikalar etkili oluyor. Yani diyorlar ki ya şu kira sorunu var büyük şehirlerde. İstanbul'da şurada burada insanlar geçinemez haldeler. Hayat pahalılığı o kadar arttı ki artık bu iktidara oy vermeyecek. Yani 14 Mayıs'tan 28 Mayıs'tan insanların bir kısmı tercihini daha şimdiden değiştirmeye başladı gibi bir tespitte bulunuyorlar ve biz rahatlıkla kazanırız diye bir değerlendirmeleri var. Diğer bir konu da kimi koyarsak kazanırız diyor. Yani kimi koyarsak kazanırız anlamına da geliyor ama orası tam öyle diyemiyorlar çünkü <laughs> 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta kimi koyarsak kazanırız dediler olmadı. olmadı. Şimdi. Sayın Bülent Kuşoğlu bir açıklama yapmıştı. O açıklamada adaylarımızı erken açıklayacağız dedi. Yani Cumhurbaşkanı adayı gibi geciktirmeyeceğiz, hemen açıklayacağız, erken açıklayacağız demişti. Şimdi adayları kim açıklayacak? CHP'nin yeni yönetimi açıklayacak. Şu anda Kılıçdaroğlu'nun e, durumu biraz rahatladığı için ben kurultayın erteleme şansını görmüyorum. Zaten Bülent Kuşoğlu da e, bunu net bir şekilde söyledi. Kesinlikle kurultayımızı... Ee, er, yapacağız zamanda yapacağız dedi. Zamanı da ekim sonu veyahut da Kasım başı. Kasım başı. Yani bu nedenle Kasım, Kasım başındaki Aralık, ocak, yönetim öyle sanıyorum ki en geç Aralıkta adayların büyükşehir belediye başkanı veya da diğer adayların önemli bir kısmını açıklamış olacak. İki ay kalıyor hocam. O nedenle yani yok Kasım başı 31 Mart seçimleri var. Üç ay kalıyor. Dört Peki. ay oluyor hatta. Yani böyle bir Niyet var fakat Sayın İmamoğlu'yu biraz önce konuştuk. İmamoğlu'nun tavrı çok net. İmamoğlu rakibim Erdoğan derken e, niyeti yani ben niyetim İstanbul ama benim asıl niyetim Cumhurbaşkanlığı diyor. Yani bu mesajı böyle okumak lazım. Yani bir de dikkat çeken bir konu var. Biraz önce hocamdı galiba o da söyledi. Batı henüz İmamoğlu'ndan vazgeçmiş değil Batı İmamoğlu için fırsat kolluyor. Ben e, bu durumun da önümüzdeki süreçte dikkate alınması gerektiğini düşünüyorum. Peki. E, Hakan Bey, evet. şimdi Kılıçdaroğlu bu halde İmamoğlu'na mecbur değil. Öyle mi? Yani onu aday göstermeyebiliriz. Yani, olmayabilir Siz, bilir diyoruz sadece. Mecbur. Peki moral üstünlüğü kimde? Sizce? Şimdi bir kere e, Ekrem İmamoğlu bunu dile de getirdi. İki defa seçime girdi, ikisinde kazanmış bir belediye başkanı. Birisi Beylikdüzü ilçe belediye seçimi girmiş kazanmış. Ve İstanbul. Birisi de İstanbul Büyükşehir. İki defa seçim kazanmış. Hatta bunu ima etmek için de şey dedi. Ben seçim kaybetmedim henüz bilmiyorum falan gibi bir laf etti. Şimdi tam hatırlamıyorum da. Şimdi <laughs> dolayısıyla yani baktığımız evet, zaman. Evet evet, aynen öyle demişti. Ha. Şimdi o seçim kaybetmemiş dolayısıyla daha özgüvenli. Kemal Bey. Malum, söylediğim gibi 11-12 tane seçimde çok ağır mağlubiyetler alarak kaybetmiş bir insan. Ağır. E, dolayısıyla yani birisi seçim kazan, iki seçimde girdiği seçimi kazanmış birisi, birisi girdiği 12 seçimde de ağır yenilgi almış birisi. Yani, ha. E, Kemal Bey'in etrafında şu anda destekleyenler var. Mesela açıkçası Mesela ben Mustafa Sergülü takdir ediyorum. Diyeceksiniz canım Kemal Kılıçdaroğlu'nu onu eleştiriyorsun. Niye Mustafa Sergülü takdir ediyorsun diyebilirsiniz. Onu desteklemesini. Şunun için. Ya da başkalarını Kemal Bey'i destekleyenler için söylüyorum. Ya şimdi tamam o başarısız biri olabilir, gitmiyor, inat ediyor olabilir. Yani ihtiraslı olabilir, hırslı olabilir falan. Hatalı olabilir. Ama sonuçta şu anda CHP'nin başında o var. Dolayısıyla Sarıgül'ün ona verdiği destek bir anlamda moral veriyor. Dediniz ya moral üstünlük kimde? Evet. Şimdi bu tür destekler Kemal Kılıçdaroğlu'na moral veriyordur. Bu bir. İmamoğlu'nun morali iki seçiminden geliyor. Ve açıkçası seçim mağlubiyetini hani şöyle bir eleştiri var ya ya Kemal Kılıçdaroğlu yenildi herkes Kemal ama İmamoğlu da yenilmiş oldu, Mansur Yavaş da yenilmiş oldu, CHP de yenilmiş oldu, herkes yenilmiş. Ya şimdi bu tamam, bu bir görüş olabilir. Ama ben objektif bir yorumcu. Yani benim derdim, e, CHP'yi eleştiriyorum, bütün CHP, benim böyle bir derdim yok. Açıkçası ben oraya baktığım zaman yenilgideki en büyük payı Kemal Kılıçdaroğlu'nda görüyorum. Çünkü bütün diğer isimler en azından Kemal Bey aday olmasın diye çoğu kıvranan isimler. Birçoğu gayret bile sarf ettiler başka birisi aday olsun diye. Hatta diyorlar ki şimdi Özgür Özel'e de kızıyorlar. Efendim hep yanındaydın Kemal Kılıçdaroğlu. Ne oldu da aleyhine E ne yapacaktı? Ben Özgür Bey eleştirmiş bir adamım. Başka bir sebepten. Ama bu sebepten eleştiremem. Niye? Ya o sırada partinin adayı, muhalefetin adayı Kemal Kılıçdaroğlu çıkmış. Herkes onu destekliyor. Tabii destekleyecek. Ne yapacaktı? O zaman seçim bitti. CHP Grup Başkan Vekili oldu. Onu da olmadan önce eleştirecekti. O koltuğa oturduktan ha, şimdi sonra. şimdi orada bir kronoloji meselesi Dedim. var o Ciddi Anladım şey. ama onda da şunu söyleyeyim hocam. Şimdi diyelim Kemal Bey onu grup başkan vekili yapmadan direkt eleştirmeye başladı diyelim. E yapmazdı ki Kemal Bey onu grup başkan <laughs> i̇şte vekili. İşte tamam tam da o yüzden. O zaman yüzden. belki de olmaması de gerekiyordu. Yani yani şimdi seçim, Abi Kemal Bey kendini şu, eleştireni harcıyor, tasfiye ediyor, gözünün yaşına bakmıyor. Özgür özel şöyle acımıyor. yaptı. Seçimden önce tabii ki doğal olarak genel başkanını destekledi. Nokta. Burada kimse hiçbir şey söyleyemedi evet. artık belirlendikten sonra. Seçim bitti. Genel başkanı eleştirenlere aktroller dedi. Ondan sonra bu, bu ifadeyi kullandıktan sonra Onu dedi, dedi, dedi mi? Dedi. E dediyse yanlış demiş canım. Ne Dö yapayım yani? Ben bak şimdi birkaç kere dönüp gelecek. Ak dedi. Ondan sonra grup başkanı oldu. Kemal Kılıçdaroğlu onu grup başkanı yaptı. Muhtemelen bu gibi savunmacı tavırları nedeniyle. Sonra Kemal Bey'in e, Ekrem İmamoğlu falan filan ortaya çıkıp bu toplantılar falan yapılmaya başlayınca o da aday olabilirim diye açıklamalar yapmaya başladı. Ondan sonra şu an Ekrem İmamoğlu çekilmeye başlayıp Kemal Kılıçdaroğlu delegeleri daha fazla kazanmaya başlayınca Özgür Özel bu sefer de ...hepimiz öz eleştiri verelim falan demeye başladı. Yani, yani rüzgar nereden estiyse... Ama yine de aday olabilir yani. ha söyleyeyim. Hı? Yani genel başkan adayı olabilir Özgür Özel. Ya o olabilir bilmiyorum da... ...şu an Neyse, herhalde oradan taf... bir geri adım atmaya çalışıyor gibi. Konu bir... şey değil miydi Semih Hanım'ın sorduğu? Semih Hanım. Ne sormuştum? E, Siz en son şey demediniz mi? Moral üstünlüğü. Ha moral üstünlüğü kimde dediniz? Tamam evet komutan. Moral, moral üstünlüğü... Çanakkale'yi de bir yandan takip ediyorum da.